Dikkatinizi verin. Şu resme bakın ve tam merkezine odaklanın. Mavi bir halkaya bağlanmış dört siyah halka görüyor olmalısınız. Resmin merkezine bakmaya devam edin. Mavi halkayı görüyor musunuz? Görüyorsanız tebrik ederiz, yalnız değilsiniz. Ama bir şey görüyor olmanız illaki orada bir şey olduğu anlamına gelmiyor. İster inanın ister inanmayın ama mavi halka sadece kafanızın içinde var. Beyninizin aslında olmayan bir mavi halka görme becerisi aynı zamanda sizi batıl inançlı biri yapan şey. Zihin oyunlarında inanılmaza inanmaya hazır olun. Oyun 1. Beynimizin batıl inançlara neden yöneldiğini daha iyi anlamak için az önceki resme bir daha bakalım. Gerçekte orada olmamasına rağmen mavi halkayı görüyorsunuz değil mi? Büyük ihtimalle görüyorsunuz. Ama bir de şuna bakın. Bu dört halkanın sadece bir bölümü mavi. Ve bir araya geldiklerinde beyniniz mavi parçaları birleştirip merkezi dolduruyor. Bu da aslında orada olmayan mavi bir halka olduğu izlenimini uyandırıyor. Aslında resmin merkezi mavi değil. Ama mavi yaylar beyninizin mavi bir halka gördüğüne inanmasını sağlıyor. Çünkü beyniniz kalıpları bulmaya programlanmış durumda. Hatta kalıpları tanımak türümüzün devamlılığının anahtarı bile diyebiliriz. Mesela sıcak bir şeye dokunarak yandıysanız bir dahaki sefere daha dikkatli olmanız gerektiğini bilirsiniz ama bu tür bir sebep sonuç ilişkisi kurmak sıradaki oyunumuzda olduğu gibi bazen de sizi yanlış yola sokabiliyor. Olmayan bilgiyi ekleme eğilimini görebilmeniz için gerçek zamanlı olarak beyninize girdik. Bu kalıp oluşturma olgusu kortikal difüzyon olarak biliniyor. Kortikal difüzyon, heyecanlı bir sinir hücresi bir renk sinyalini komşularına iletirken gerçekleşiyor. Ve zincirleme olarak onlar da kendi komşularına iletiyor. Kortikal difüzyonu bir bardak suyun içinde yayılan bir damla mürekkep gibi de düşünebilirsiniz. Çok hoş değil mi?